Efendim Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz. An itibariyle bulunduğum yer Ağspor'un binası. Çünkü birazdan Artı Futbol Levent Düzemen Zeki Uzundurukun abimiz, ben ve Gürcan Bilgiç Artı Futbol'da sevgili Onur'la birlikteyiz. Efendim Beşiktaş'ı şöyle bir değerlendirelim, videomuzu yükleyelim dedik. Yarın çok pardon Kasımpaşa maçı var. Rozier kart cezası, Souza'nın sakatlığı var. Zaten Gezal'ın sakatlığı vardı. Montero'nun da hafif bir sakatlığı var galiba. Ama tabii ki önemli maç. Neden? Derbinin oynandığı hafta. Yani burada herhalde en iyi skor Beşiktaş için ne olur? Kimisi der ki ya Fenerbahçe daha kurulu bir takım. Daha böyle kurgusu oturaklı bir takım. Fenerbahçe yenilsin. Nasılsa Galatasaray yeni taşları oturtan bir takım. Galatasaray ileride puan kaybedebilir diyenler de var. Ya Fenerbahçe ileride puan kaybedebilir. Bu Galatasaray oturdu mu? Bu derbi galibiyetinin ardından Galatasaray ligde hızlı eser dersen işte efendime söyleyeyim Galatasaray kaybetsin diyenler var. Kimisi de diyor ki hayır berabere bitsin. Beşiktaş kazansın. İkisinden ikişer puan, kendisi 3 puan etti sana 5-7 puanlık bir bonus haftası arkadaşlar. Diğer rakiplerin maçlarını saymıyorum bile. Ama sen önce kendi maçını kazanacaksın. Senin kendi maçın şu an çok garanti bir maç değil. Vodafone Park'ta oynanıyor diye de garantisi yok. Demin saydığım eksikleri bir daha söyleyelim. Zaten Gezal, Montero tamam. Rozier ilk 11 oyuncusu, Souza ilk 11 oyuncusu. El arttırıyorum. Belki kimse bilmiyordur. Weghorst'ta da hafif bir sıkıntı var. O da yarın belli olacak. Weghorst'ta da yine hafif bir sıkıntı var. Tesislerden gelen bilgilere göre. Hafif bir çekme var. Oynama ihtimali, oynamama ihtimali %50-50. Ama tabii Weghorst yok. Tabii orada Muleka var. Tabii orada Cenk Tosun var. Birçok önemli oyuncular var 3. bölgede. Orayı bir şekilde kapatabilirsin. Ama tabii ki Souza'nın olmayışı bakalım nasıl bir orta saha kurgusunu çıkartacak. İşte hatırlayın bir ara Antep deplasmanında Necip ve efendime söyleyeyim Atiba'nın aynı anda oynamasına biraz böyle tepki gösterildi ama galiba yarınki Kasımpaşa defans kurgusu sağda ben sağ bekte belki Tayfun Bingöl'ü görebiliriz. Solda Massou Akpo ortada işte yine Wellington ve efendime söyleyeyim Tayyip Talha. Ortada Atiba işte Weghorst'un durumunu bilmiyoruz. Bu durumda hani solda Enkudu sağda Muleka ortada Cenk Tosun mu? Onu göreceğiz tabii ki. Orta sahada mutlaka Delali olacaktır. Salih de herhalde olur diye düşünüyorum. Bu tamamen tahminim. Hani Vegas'ın olmayışı üzerinden söylüyorum. Ama ben özetle şunu eklemek istiyorum. Derbiye bakma, diğer rakiplere bakma, kendi maçına bak. Kendi maçına odaklan. Çünkü 2 haftadır çok iyi oynamasa da 2 haftada 4 puanım var. Bu maçı da kazanman halinde 3 haftada 7 puan ve derbi oynanmış bir haftada. Ve sen bu haftayı da bay geçtin yani onu da ekleyelim. Artı bir tane oynanmamış Antalya maçım var. Yani demek istedim o ki şu anki oyun ben şampiyon olurum demiyor ama şu anki geçiş dönemini bu şekilde atlatabilirsen transfer dönemine kadar o zaman transfer döneminden sonra bir şeyler değişebilir. Tabii puanlar geldikçe bazı sorunlar da kendiliğinden buhar olup gider. Demek istediğim nokta bu. Efendim Ozan Tufan konuşuldu. Enneni konuşuluyor. Stoper isimleri konuşuluyor. Bek konuşuluyor. O konuşuluyor, bu konuşuluyor. Şimdi şunu bilelim. Beşiktaş'ın transfer limiti transfere izin veriyor. Ama Beşiktaş'ın tabii bir yabancı kontenjanı var. Beşiktaş'ın tabii ki bir başkanın özellikle bütçeyi düşük tutma. Yani dün Emre Koca da ne dedi? Dedi ki yani dedi bugün gazetelerde okuduk daha doğrusu. Yani maddi disiplin, mali disiplin diyelim oyuncuların
paraların zamanında ödenmesi, işte personelin paraların zamanında ödenmesi gibi gibi şeyler, borçların ödenmesi gibi şeylerde eskiye göre bir gelişme var. Yani biz yönetimi eleştirirken şunu da göz önünde tutuyoruz tabii ki. Fikret Orman dönemi sonrası, ki o dönemden çok boş kalıyor tabii ki. İşte Şampiyonlar Ligi'ne gidilmemesi, Allah'tan Pepe ile Negredo'la yollar ayrıldı da hani o kontrattan da kurtuldun. Ama tabii ki kadro dışı kalan layışlar, onlar bunlar, biliyorsunuz ki onların paraları hal ödendi. O dönemden kalan bir maliyet, bir fatura vardı. Hem onu ödeyip hem şampiyonluk yaşamak ve belki de bu ülkenin son Şampiyonlar Ligi, yani doğrudan katılma anlamında, para gelme anlamında. Hayır, bu kadar şeyin arkasından, başarının arkasından tabii ki o başarının daha devam etmesi gerekiyordu diye düşünüyor herkes haklı olarak. Fakat mali disiplinden taviz verildi mi şu an için bir rahatlık, yani tabii bu böyle borcum yoktur rahatlığı değil, takımı çevirebilme. Yani oyuncuların maaşlarını senin kulübünün borcundan dolayı ödeyemiyorsan o sıkıntı, ama AŞ'yi ayırdın zaten, kulüp borçları ayrı deyip orayı bir şekilde çevirebiliyorsan bu da önemli. Yani borcu bir şekilde kontrol altında tutabilmek. Takımı mümkün olabildiği kadar az seviyede yansıtmak. Çünkü biliniyor ki takım şampiyon olursa, takım başarı getirirse, takım iyi oynarsa biraz üretir, bir şeyler gelir anlamında söylüyorum bunu. O nedenle şimdi bu süreçte yani Beşiktaş'ın transferde önünde maddi ve kural limit sorunu dışında herhangi bir sorunu yok. Yani limiti de bir şekilde oturtmuşlar. Şimdi Ozan Tufan bölündü taraftar ikiye. İşte eski tweetler, onlar bunlar, acaba katkı sağlar mı sağlamaz mı? İşte burada şuna bakıyorlar. Hoca ne diyor? Hoca ne dedikten sonra sosyal medyada ne yazılıyor? Orada ne söyleniyor? Burada ne söyleniyor? Kimsenin şeyi yok. Yani burada Beşiktaş'ın menfaatleri. Burada hoca ne diyor? Teknik akıl, futbol aklı buna bakılıyor. Ne deniliyor, ne denmiyor diye. Çünkü geçmişte biliyorsunuz bir Burak Yılmaz olayı vardı. O yüzden hoca ne diyor, hoca ne istiyorsa o. Tabii burada maddi kriterler de çok önemli. Hoca da tabii ki gidip hani Beşiktaş'ın menfaatlerine zarar verecek bir ismi istemez. Fakat şu an Ozan Tufan transferine prensipte anlaşıldı, bitti. Acun Bey'le bonservis pazarlıkları yapılıyor gibi bir şey yok şu an. O erken. Belki başka biri olacak. Sadece Ozan Tufan bildiğiniz tarafı işin. Enneni, bu da var. Ayrı mevkiler. İkisi aynı anda olma ihtimali de var. Ama Enneni'nin dışında yani 6 numara pozisyonda yine birçok kişinin bilmediği bilgiler de var. Onu da eklemekte fayda var. Ama burada şeyi unutmayın. Şenol Hoca Kagawa olayını. Neden transferde Şenol Hoca uyanık olun dedi. Bana dedi sosyal medyadaki algı operasyonuyla yönetim Kagawa'yı aldırdı. Kagawa'nın alınmasını onay verdi. Verdirdi. Ama ne demiş hoca? Ya oğlum parasını takıma dağıtalım. Adamlar 5 aydır 4 aydır maaş almıyorlar gibi gibi şeyler. Belki onu yapsalardı çok daha verimli olabilirlerdi. Çünkü Kagawa'ya para verildi, takıma verilmedi durumu biraz o anki, o günkü kadrodaki bazı futbolcularda bir üzüntü yarattı. Bunlar çok önemli hassasiyetler. O yüzden transfer döneminde Şenol Hoca uyanık olun dedi. Bazı transferleri engellemeye çalışır, bazılarını istemediğimiz halde bize aldırmaya çalışırlar diye düşünüyor. O yüzden ama burada teşhis çok önemli. Şenol Hoca'nın koyacağı teşhis, yönetimin eczaneden alacağı doğru ilaçta, yani doktorun söyleyeceği ve yönetimi gidip eczaneden alacağı doğru ilaçlarla tedavi edilebilir sorunları var Beşiktaş'ın. Yok, tedavi edilemez, umutsuz vakadır demiyorum ama bütünlük sağlanması lazım her anlamda. Yani taraftar, saha içi, yönetim, sosyal medyası her anlamda. O nedenle yarınki maça, Kasımpaşa maçına garanti gözle bakmayın. Zor maç. Ama tabii ki Beşiktaş kazanmaya en yakın taraf kendi sahası, kendi seyircisi. Ama kolay değil. Efendim sağlıcakla kalın.